Merhaba sevgili gençler, ben Edebiyat Öğretmeni Mehmet Yetkin. Bugün e, sözcük yapısıyla ilgili üniversite sınavına çıkmış sorular çözeceğiz. Öncelikle hatırlatmakta fayda var. Sözcükte de yapı deyince biz o sözcüğün basit mi, türemiş mi yoksa birleşik mi olduğuna bakarız. E, eğer sözcük tekse ve içinde yapmak yoksa basit sözcük deriz. Sözcük tekse ve içinde yapmak varsa türemiş deriz birden fazla sözcük bir araya gelerek o e, sözcüğü oluşturduysa ona da yapı bakımından birleşik sözcük deriz. Şimdi bu kısa hatırlatmadan sonra arkadaşlar e, hemen üniversite sınavında daha önce çıkmış sorulardan birkaç örnek çözelim. E, hemen dersin başında bir özür beyan edeyim arkadaşlar. Biraz öksürüyorum. Ders anında e, e, beni zorlayabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Evet, birinci soruya bakalım. 2008 yılında e, TYT'de çıkmış. O zamanki adıyla ÖSS'de çıkmış. Önce bir bilgi. Tamlayanı düşmüş at tamlamalarında tamlanana getirilen larler takısı kimi durumlarda sonuna geldiği sözcüğün değil tamlayanın çoğul olduğunu gösterir. Sonuna geldiği sözcüğün değil tamlayanın çoğul olduğunu gösterir. Aşağıdaki hangisinde bu kurala uygun bir durum vardır? Bakalım. Tatilden dönmüşler galiba çarşıda annelerini gördüm. Şimdi Anneleri derken kaç tane anne var? Bir tane. Ee, ama burada çoğul eki var. Başına hemen tamlayan getiriyoruz. Onların anneleri. Burada ler takısı, ler eki, çoğul eki aslında annenin değil de tamlayanın çoğul olduğunu gösteriyor. Zaten bizden istenen de buydu. Cevabımız Adana değerli arkadaşlar. Hemen ikinci soruyla devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Böyle sorularda şıkı okuyun sonra cümleye bakın arkadaşlar. Daha kolay olur. Birinci cümle birleşik yapılıdır. Biliyorsunuz cümleler yapılarına göre basit cümle, birleşik cümle sıralı ve bağlı cümle olmak üzere dörde ayrılıyor. Benim size önerim şu arkadaşlar. Önce cümlede kaç tane yükleme olduğuna bakın. Eğer cümle tek yüklemli ise içinde fiilimsi arayın. Ama birden çok yüklem varsa iki cümle var demektir. İki cümlenin arasında virgül ya da noktalı virgül mü var veya bağlaç mı var buna bakın. Eğer yüklem tekse ve içinde fiilimsi yoksa basittir. Yüklem tek içinde fiilimsi varsa birleşiktir. Şimdi birinci cümle birleşik yapılıdır diyor. Hemen bakalım birinci cümleye. Ağın sözcüğü. Çocukluğumda bazı toprak yığınlarının tepesindeki tek kalmış ağaçları getirirdi gözümün önüne. Gözünün önüne getirirdi. Gözünün önüne getirmek değil mi olduğu için yüklem diyorum arkadaşlar. Yüklem. Başka yüklem var mı? Hayır. Şimdi ne arıyorum? Fiilimsi arıyorum. Evet. Bazı toprak yığınlarının tepesinde tek kalmış ağaç derken. Ağaç isim. İşte tek kalmış sıfatsa demek ki bu sıfat fiildir. Mış eki sıfat fiilekidir. Bu da sıfat fiildir. Yani fiilimsidir. Dolayısıyla birinci cümlemiz birleşik oldu mu? Oldu. Nasıl oldu? Tekrar söylüyorum. Bir tane yüklem var. İçinde de fiilimsi var. İkinci cümle ad cümlesidir diyor. Fiiller yüklemin türüne göre isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yüklem fiil ise fiil cümlesidir arkadaşlar. Önemli bir e, hatırlatma da bulunacağım. Fiil ise fiil cümlesidir. Fiilin dışında ne olursa olsun isim cümlesidir. Bu ne olursa olsunla kastettiğimi nedir? İsim olabilir, İsim tamlaması olabilir, sıfat tamlaması olabilir, edat öbeği olabilir. Hatta fiilimsi olabilir. Yüklem fiil ise cümlemiz fiil cümlesi. Fiil değilse ne olursa olsun isim cümlesiydik. Hemen bakalım. Direkt ikinci cümlenin yüklemine bakıyorum. İçimdeki yalnızlığın simgesiydi yüklem. İçimdeki yalnızlığın simgesi. Gördüğünüz gibi bu bir isim tamlaması arkadaşlar. Ne demiştik? Fiil değilse isim cümlesidir. Simge isimdir, yalnızlık isim tamlamasıdır. İkinci cümlenin ad cümlesi olduğu doğru. Evet arkadaşlar, C şıkkında ne diyor? Üçüncü cümlede fiilimsiyle oluşturulmuş bir tamlama vardır. Bu isim tamlaması da olabilir, sıfat tamlaması da olabilir ama içinde ne geçecek? İçinde fiilimsi geçecek. Hemen bakalım üçüncü soruya. Şu yaşa gelmeme karşın o ağacın yalnızlığı çağrıştıran görüntüsü belleğimden silinmedi. Ağacın yalnızlığı çağrıştıran görüntüsü. Bu bir isim tamlaması arkadaşlar. Buradaki çağrıştıransa çağrıştırmak fiili gördüğünüz gibi ne almış? An en ekini almış. Dolayısıyla sıfat fiildir. İsterseniz işte ağacın yalnızlığı çağrıştıran görüntüsü deyin. İsterseniz yalnızlığı çağrıştıran görüntü sıfat tamlaması alın. Her halükarda içinde fiilimsi var mı? Var. Dolayısıyla C şıkkı da Doğru oldu arkadaşlar. Dördüncü cümle, e, cümleye bakalım. D şıkkına bakalım. Dördüncü cümlede yeterlik fiili kullanılmıştır diyor. Yeterlik fiil neydi arkadaşlar hatırlayalım. Fiil artı ebilmek şeklinde kurulan birleşik fiillere yeterlik fiili diyorduk. Hemen dördüncü cümlede onu bulmaya çalışalım. Evet şöyle muhtemelen sondadır. Ne diyor? Ağınla ağı zehir zıkkım arasında anlamca bir bağlantı kurulabilirdi. Kurulmak fiili e ve bilmek. İşte bu nedir? Bir yeterlik fiilidir. Bu da doğru. Beşinci cümlede ile bağlaç olarak kullanılmıştır diyor. Biliyorsunuz ilenin iki tane işlevi var. Eğer ile eş görevli sözcükleri birbirine bağlıyorsa ya da söz öbeklerini birbirine bağlıyorsa nedir? Bağlaçtır. Fakat işte cümleye birliktelik anlamı kattıysa, araç anlamı kattıysa, sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarıyorsa o zaman da edattır. Ama şöyle bir pratiğimiz vardı hatırlayın ileyi çıkarıp yerine ve bağlacını koyduğumuzda anlamlı oluyorsa bağlaştır, anlam bozuluyorsa edattır. Bu pratiği uygulayabilirsiniz. Hemen bakalım bu bilgiler ışığında ile bağlaç mı yoksa edat olarak mı kullanılmış? Oysa o küçük kasaba insanlarıyla, kuzularının melemeleriyle, güzelim meyveleriyle zehri bala çeviriyordu. Ne ile zehri bala çeviriyordu? İşte güzelim meyveleriyle, kuzuların melemeleriyle. E, insanlarıyla Gördüğünüz gibi burada ile'yi çıkardığınız zaman e, Cümlenin anlamı bozuluyor Ya ya da buraya ve koyduğunuz zaman Anlamsız oluyor e, Dolayısıyla bağlaç olarak değil edat olarak kullanılmıştır Cevabımız Edirnedir değerli arkadaşlar Üçüncü soruyla devam edelim Evet Yukarıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi Tür bakımından farklıdır Diyor her ne kadar başlığımız sözcük yapısı olsa da farklı konulardan gördüğünüz gibi sorular var. Bunlar üniversite sınavında çıkmış sorular değerli arkadaşlar. E farklı türlerin tamlama deyince ne anlayacağız? İşte isim tamlaması, sıfat tamlaması, bağlama grubu, edat öbeği vesaire. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Eski yıllarda olduğu gibi bizi bize anlatan sanat Burada sanat isimdir. Nasıl sanat? Bizi bize anlatan sıfattır. Sıfatla ismin bir arada kullandığı e, tamlama ise sıfat tamlamasıdır. Buraya yazıyorum şöyle sıfat tamlaması diye. Devam edelim. Bu dönem, dönem isim bu sıfat, yine sıfat tamlaması oldu. Devlet tiyatroları, devlet isim, tiyatro isim, bakın burada bir tamlanan ikimiz var. İki isim birbirini tamamlamış. Bu bir isim tamlaması arkadaşlar. Evet hem de sahnelendiği oyun derken sahnelediği oyun özür dilerim. Oyun isim arkadaşlar hangi oyunlar? Sahnelediği sıfat oldu. İkisi birlikte sıfat tamlaması. Verimli bir yıl derken yıl isim nasıl diyor? Verimli sıfat oldu. Yine sıfat tamlaması. Hangisi farklı? Ee, 1, 2, 4 ve 5 sıfat tamlaması devlet tiyatroları isim tamlaması olduğuna göre türü farklı olan tamlama C şıkkındadır değerli arkadaşlar. Evet bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur diyor. İşte tezlik fiili, zarf fiil, sıfat fiil, istek bile çekimlemiş fiil ve şimdiki zamanla çekimlemiş fiil. Bakalım. Rüyaları gerçekleştirmenin yolu uyanı vermektir. Uyanı vermek, uyanmak ve i vermek. Bu tezlik fiildir arkadaşlar. Yalnız burada ee, makmek ekini almış. Artık fiil olma özelliğini yitirmiş. Normalde isim fiildir. Bu haliyle fiilimsidir. Ama neticede uyanı vermek bir tezlik fiili. Ee, tezlik fiil diyorum. Farklı bir şeyin e, tık koyuyorum. Evet, tezlik fiili var. Devam ediyoruz. Uykulardan e, uyanı vermek'tir. Uykulardan demiş bir düşünür. Demiş e, öğrenilen geçmiş zamanla ...çekimlenmiş bir fiil. Ama şıklarda bizden öyle bir şey istemiyor. Devam edelim arkadaşlar. Öyleyse ne duruyoruz? Yor nedir? Şimdiki zaman eki. O zaman şimdiki zamanda çekimlemiş fiil de var arkadaşlar. Hemen silkinip, silkinmek fiil, ıp ip, anas, pardon Asiye Kenyalı Ema'dan ince ip arakladıkça derken oradaki ip eki, zarf fiil eki. Dolayısıyla zarf fiilimiz de var değerli arkadaşlar. Kalkalım yumuşak yataklarımızdan dedi. Kalkalım, kalkmak fiil. Buradaki a e ne eki? istek eki. O halde istek ip ile çekimlenmiş fiil de var. Neyi bulamadık? Gördüğünüz gibi sıfat fiili bulamadık. Cevabımız Ceyhan. Pardon arkadaşlar. Evet 5. soruyla devam ediyoruz. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? Çatı bakımından etkendir. Eserlerine kullandığı özgün biçimler ve canlı renklerle değişimin birey üzerindeki ...etkisini yansıtıyor. Şimdi yansıtıyor yüklem. Arkadaşlar... E, ...biz... ...fiilleri öznesine göre çatı bakımından... ...etken, edilgen, dönüşlü, işteş diye... Işte, e, e, ...dörde ayırıyoruz. Ve e, öznesine göre... ...çatı eklerimiz nedir? Şenol e, şifresindeki... Ş-N-L şe, ekleridir. Peki etken fiilin özelliği nedir? Bir kere etken fiilin öznesi... ...gerçek, yapıcı, belli. İşi yapan biliniyor. Fakat... Ee, dönüşlü fiilin de öznesi gerçek, ee, işteş fiilin de öznesi gerçek. Peki etken fiil onlardan ayıran en temel özellik nedir? Arkadaşlar etken fiilde çatı eki yoktur. Yani ş, n, l ekleri yoktur. Yansıtmak fiilinde ş, n, l ekini göremiyorum. Dolayısıyla bu çatı bakımından etkendir diye bilirim. Peki nesne isim tamlamasına ne oluşmaktadır diyor. Yansıtıyor yüklem. Yansıtan ne? Eserlerine kullandığı özgün biçimler. Özne. Pekala. Ee, neyi yansıtıyor? Neyi yansıtıyor? Değişimin birey üzerindeki etkilerini yansıtıyor. Bu da belirtili nesne oldu değerli arkadaşlar. Şimdi nesneyi bulduk. Ne diyor? Nesne isim tamlamasından oluşmaktadır. Değişimin... Birey üzerindeki etkileri. Değişimin etkileri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, değişim isim, etkiler isim, bakın tamlayan ek almış, tamlanan ek almış. Bu bir e, nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Yani nesne isim tamlaması oluşmaktadır ifadesi. Doğru bir ifade. C Şıkkına bakalım. Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır. Fiilden isim yapan ek, fiili isme dönüştüren ek. Bakalım arkadaşlar. Hmm. Evet, biçmek fiil midir? Fiildir. Peki biçim nedir? İsimdir. İşte buradaki imeki biçmek fiilini isme dönüştürmüş. Dolayısıyla fiilden isim yapan ektir. Bu da doğru arkadaşlar. D şıkkına bakıyoruz. Bulunma durumu eki almış sözcük vardır. Bulunma durumu eki neydi? Dade ta t ekili ekiydi Hemen ona bakalım arkadaşlar. Eserlerinde kullandığı özgün biçimler derken eserlerinde de eki burada nedir? Bulunma hali ekidir. Bu da doğru. Evet arkadaşlar, şimdi iyilik ek alan sözcük yoktur diyor. Ama tamlanan ekleri aynı zamanda iyelik ekidir. Burada da eserleri derken buradaki tamlanan eki iyelik ekidir. Kullandığı derken onun kullandığı buradaki ı yine e, iyilik ekidir. İşte değişim bireylerin etkileri e, derken burada yine tamlanın eki var. Aynı zamanda iyilik ekidir. E, bu durumda hepsi gördüğünüz gibi doğru oldu. Ha, bana sorarsanız e, hepsi doğru. Ama e, 2013 yılında çıkmış bir soru cevabı E vermiş. Evet şöyle diğer sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı soruyla e, devam ediyoruz. Parçadaki numaralamış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almış? Yapım ekleri neydi arkadaşlar? Sözcüğün anlamını değiştiren onlardan yeni sözcükler türeten ekler yapım ekleriydi. Sözcüğün anlamını değiştirmeyen sadece o sözcüğün cümlede kullanılmasını sağlayan, onun diğer sözcüklerle e, bağ, bağını kuran böylece cümle oluşumunu sağlayan ekler de çekim ekiyle hemen bakalım. Edebiyat estetik bağlantısı. Şimdi bağdan bağlamak, bağlanmak, bağlantı. Ee, gördüğünüz gibi bağlanmak ve bağlantı, bağdan bağlanmak sonra bağlantı. Lan ve tığ ekleri yapmak arkadaşlar. Estetik bağlantısı derken buradaki sı eki ise iyilik eki ya da tamlanan eki. Dolayısıyla hem yapım hem de çekim eki almış. Ee, biz zaten bunu istiyoruz. Bir kere biri aldık. Şöyle kenara not edelim hemen. Gençlik yıllarından yıl köktür arkadaşlar. E, lar, ı, n ve dan ekleri çekim ekidir. Çoğul eki, iyel eki, n kaynaşma, dende, hal eki. Hepsi çekim ekidir. İkiyi eledik. E, sonuna derken son, hayatının sonu derken son köktür arkadaşlar. i, Tamlanan ekidir. Neye kaynaştırma ede de yönelme hali ekidir. Dolayısıyla bunların da hepsi çekim eki. Üçü de eledik. 4'e bakalım. Önemsemiş. Kökü önem. Pardon kökü ön. Önden önem. Önemden önemsemek arkadaşlar. Ve e, miş eki gelmiş. Şunlar birer yapım ekidir. E, miş eki ise nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Yani çekim ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla... 1'i almıştık. bir de 4'ü aldık. 1 ile 4 hangi şıkta bakıyorum? Bursa. Cevap Bursadır değerli arkadaşlar. 7. soruya bakıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Bu parçada numaramız sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir? Sözcüğün kökünü bulacağız ve bulduğumuz kök isim olacak arkadaşlar. Etkileşim sözcüğünün kökü etmek, etmekten etki. Etmek fiildir. Esinlenerek, esinlenmek sözcüğünün kökü, arkadaşlar, nedir? Esmek. Esmekten esin, sonra esinden tekrar esinlenmek fiili türemiş. Bunun kökü de fiildir. Devam ediyoruz arkadaşlar, ee, üçüncü sözcükle. Klasik işlemcilerin diyor, kökü iş. İşten işlemek ve işlem olmuş. Biz neyi arıyorduk arkadaşlar? İsim kökünden türeyen arıyorduk. Bir kere e, üçüncü sözcüğümüz işlemci sözcüğünün kökü iş ve ne oldu bu? İsim kökü oldu. Üçü bir kenara not ettik şöyle. Devam edelim arkadaşlar. Biçimde diyor? Biçimin kökü biçmektir ve biçmek de fiildir. Dördü de eledik. E, yaşanması. Yaşamak fiilinin yaşanması, yaşamak fiilinin kökü yaştır arkadaşlar. İşte ben 46 yaşındayım yaştan yaşamak, yaşanmak her neyse. Bu da isim köküdür. Ne oldu cevabımız? 3 ile 5 oldu Denizli. Evet 8. soruyla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapmeki almamıştır? Yapmeki sözcüğün anlamını değiştiren ek idi. Sosyalleşme süreci tabii ekin yapım ekimi, çekim ekimi olduğunu anlamak için öncelikle sözcüğün kökünü bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Sözcüğün kökü ise o sözcük içindeki anlamlı en küçük parçadır. Fakat dikkat, bulduğunuz anlamlı en küçük parça ile sözcük arasında anlam bağı olmalı. Yani her zaman sözcük içerisindeki anlamlı en küçük parça o sözcüğün kökü olmaya bilir. Anlamlı en küçük parçayı buluyoruz. Sonra sözcükle arasında anlam bağı kuruyoruz. İşte sözcüğün kökünü bulduktan sonra e, aldığı ek, o sözcüğün anlamını değiştirdi mi değiştirmedi mi buna bakarız arkadaşlar. Anlamı değiştirdiyse o bir ekidir deriz. Bu bilgiler ışığında şimdi hemen soruya bakalım. Sosyalleşme süreci, süreç sözcüğünün kökü sürmektir ve fiildir. Sürmek, fiil, süreç isimse zaten anlam değişmiştir değil mi? He, tür de değişmiş. Dolayısıyla... E, süreç sözcüğü yapmek'i almış. Devam ediyoruz. Var ayrı, varlık ayrı kökü var. Lık yine sözcüğün anlamı değiştirmiş. Bu da yap mekidir. B ile eledim. Saygılı sözcüğün kökü saymak. Saymaktan saygı, saygıdan saygılı. İki tane yapmek'i almış. Sözcüğün anlamı değişmiş. Dolayısıyla Ceyhan eledik. Kendinden emin derken, evet, kendi kök, neye kaynaştırma, den de e, ayrılma hali eki. Dolayısıyla dördüncü kelimenin aldığı ekler çekim eki. Cevabımız denizli ama beşinci kelimeye de bakalım. Yeterlik sözcüğünün kökü yetmek. Yetmekten yeter, yeterden yeterlik. Bu da gördüğünüz gibi yapma eki almış. Tekrar söylüyorum cevabımız denizli arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakalım hızlı bir şekilde. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi üçüncü çoğul kişi iyilik eki almıştır? Yani işte kalemim, kalemin kalemi, kalemimiz, kaleminiz, kalemleri, onların kalemleri. Leri eki değil mi arkadaşlar? Üçüncü çoğul e, şahıs iyilik eki. Leri eki oluyor. Bakalım. Dede Korkut anlatılarının e, diyor. Burada e, Dede Korkut kaç kişi? Bir kişi Dolayısıyla anlatıları derken ları eki geldi ama buradakiler anlatının çoğul olduğunu gösteren bir ek. Yani üçüncü çoğul eki değil, biri eledik. İkiye bakalım arkadaşlar. Türk halklarının yine burada da halkın çoğul olduğunu ifade ediyor. Bu da değil. Üçüncü hemen sözcüye bakalım. Oğuz boylar derken yine boylar çoğul. Yine lar eki boy sözcüğünün çoğul olduğunu ifade etti. Devam ediyoruz. Bu destan birbirine yakın biçimlerinin. Evet destan birbirine yakın biçimlerinin dedi. Burada yine biçimlerin çoğul olduğunu gösterdi arkadaşlar. Ee, yine üçüncü çoğul şahıs iyilik eki değil. Devam ediyoruz. Ee, cevabımız Edirne olsa gerek. Ne diyor? Bu toplulukların ortak bir düşünce tarihine sahip oldukları, toplulukların sahip oldukları topluluklar yani onlar, üçüncü çoğul şahıs. işte bundan dolayı buradaki ları eki e, nedir? Üçüncü e, çoğul e, kişi iyilik ekidir arkadaşlar. Üçüncü çoğul iyilik ekidir. Yani oldukları çoğul değil. Ee, buna sahip olan e, çoğul yani üçün çoğul şahıs ikidir şahıs iyilik ikidir özür dilerim cevabımız Edirne onun soruya bakalım. Bu parçada numaralam sözcüklerin hangisi belirtme durum eki almıştır? Belirtme durum eki yani ı, I, i, u, ü, eki. Ee, genellikle bu iyelik ekiyle karıştırılıyor arkadaşlar. Üçün teki şahıs iyelik eki ı, I, i, u, ü. E belirtme hali iyilik eki. I, i, u, u. Nereden anlıyorduk? Yükleme sorduğumuz, fiile sorduğumuz ya da fiilimsiye sorduğumuz neyi kimi sorulanı cevap veriyorsa belirtme hali ekidir demiştik. Ya da cümlede nesne olarak kullanılıyorsa belirtme hali ekidir demiştik. Ama ismin sahibini bildiriyorsa, başına onların getirdiğimizde cümle anlamlı oluyorsa o zaman da iyilik ekidir demiştik ya da diyoruz. arkadaşlar bu pratiği kullanabilirsiniz. Hemen Bakalım soruya. Evet. Oyuncular herhangi bir rolü canlandırdığında izleyicilerin gözleri önünde. İzleyicilerin gözleri derken pardon izleyicilerinden gözleri önüne serilen onların gözleri değil mi? Bu iyilik eki arkadaşlar. Bu iyilik eki. Devam ediyoruz. Serilen sahneleri ciddiye almalarını beklerler. Neyi ciddiye almalarını beklerler? Gözleri önüne serilen sahneleri. Neyi? Sahneleri. Neyi sorusuna gördüğünüz gibi cevap verdi. Sahneleri cevabını aldık. Dolayısıyla bu sözcükte geçen i eki arkadaşlar belirtme durum ekidir. İsterseniz yine bakalım kendilerinin izledikleri karakterlerin onların izledikleri iyilik eki. Yapmakta oldukları iş, onların yapmakta oldukları iyilik eki arkadaşlar. Ee, göründüğü gibi olduğuna inanmaları, kimin inanmazları, onlara inanmaları yine e, iyilik ekidir arkadaşlar. Evet, hemen son soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Parçalı altı sözcüklerle ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Birinci sözcük belirtme durumu eki almıştır. Her sene zamanı gelince İstanbul'un mahallelerinden Boğaz köylerine, ee, göç göçler başlardı. Buradaki zamanı sözcüğünün e, aldığı i eki acaba belirtme hali ki mi iyilik eki mi? Nasıl anlıyorduk? Yükleme neyi sorusunu soralım. Başlardı. Neyi başlardı? Zamanı. Olmadı. Peki e, onun zamanı anlamlı mı? Anlamlı. Demek ki buradaki ı eki nedir? İyelik ekidir. Cevabımız Adana. Çünkü ne diyor? Belirtme durumu eki diyor. Belirtme durumu eki değil, iyilik eki. İkinci sözcük iyilik eki almış. Cevabı bulduk ama diğerlerine bakalım. Evet, Boğaz'ın köyleri isim tamlaması. Biraz önceki soruda arkadaşlar bakın bu da üniversite sınavında çıkmış soru. 2020 yılında çıkmış. O da üniversite sınavında çıkmış soruydu. Ben ne dedim? Bütün şıklar doğru. Mesela E şıkkında ne diyordu? İyelik eki almış sözcük yoktur diyordu. Üç tane isim tamlaması vardı ve ben dedim ki isim tamlamasında tamlananın aldığı ek aynı zamanda iyilik ekidir. İyelik ekidir. Dolayısıyla isim tamlaması var, tamlananlar var, aldıkları ekler var. O halde soru hatalı dedim. Bilmiyorum belki de iptal olan bir sorudur. Bak bu da ÖSYM'de çıkan, 2020 yılında çıkan bir soru. İkinci sözcük iyilik eki almıştır diyor. İkinci sözcüye bakıyorum. Boğaz'ın köyleri isim tamlaması köyleri tamlanan ve gördüğünüz gibi tamlanan ekini aynı ÖSYM'ne kabul etmiş. İyilik eki kabul etmiş. Bursa doğru. Üçüncü sözcük sıfat fiil eki almıştır. Anası mezar ecekmiş. Evet için kenarına yapılmış. Mişek'ini almış ama Mişek'i hem sıfat fiil yapıyor hem de öğrenilen geçmiş zaman eki yani çekim ekleri kullanılıyor. Cümleyi okumadan karar vermeyin. Cümleyi okumadan karar vermeyin. Biz de öyle yapalım. Eski İstanbullular Boğaz'ın kenarına yapılmış eski yani şu S'nin altında kalmış okumuyor ama eski işte erkan sedirleriyle eee kerevet falan filan falan filan yer minderleri Evet yapılmış işte yer diyor. Yapılmış yer sıfat olarak kullanıldığına göre buradaki nedir? Sıfat fiil ekidir. Doğru arkadaşlar. Dördüncü sözcük çokluk eki almıştır. Çoğul eki. E, minderler derken birden fazla minder. E, bu da doğru. Beşinci sözcük geniş zaman eki almıştır. Yani R, 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 R. Beşinci sözcüğü okuyabilene aşk olsun. Ama cevap Adana olduğuna göre bu da almıştır arkadaşlar. Son sorunun çözümü biraz garip oldu ama idare edin. Arkadaşlar e, sadece soru çözmedik. Dikkat ettiyseniz e, soru üzerinde konu tekrarı yaptık e, ki bir faydamız dokunsun diye. Yoksa A B deyip geçebilirdik. Umarım faydalı olmuştur. E, hoşça kalın. Görüşmek üzere.